Arkadaşlar herkese selam yepyeni bir güncelleme videosu ile yeniden karşınızdayım. 15 Kasım 2023 Black Desert Online güncelleme ayrıntılarını sizlerle beraber bu videoda inceleyeceğiz. Hemen bakalım 1.19 GB yaklaşık yama boyut olan bir güncelleme etkinlik başlıklarında ise 5 tane etkinlik başlığı bizleri karşılıyor. Hemen birinci etkinlikten başlayalım. Yüzlerce kalbin birlikte attığı isminde bir etkinlik var. Etkinlik süresi 16 Kasım'dan 6 Aralık'a kadar geçerliymiş. Detaylar için tıklıyorum. Yüzlerce kalbin birlikte attığı kalpiyon şölenine doğru diyor. 16 Kasım'dan 6 Aralık'a kadar geçerli bir etkinlik. Velin kalbi geri akan Garmot'un kalbi girin gözyaşı her birinden 300'er adet mi diye bir etkinlik etkinlik yapılmış. Kalpiyon şöleni beklerken her gün sizleri karşılayan şans diyor. 30 dakika ve 120 dakika oynayarak meydan okumalar aracılığıyla kalpiyon nişanı elde edilebilir. Yani meydan okumayı oyunda kaldığınız sürece sizlere gelecek olan eşyalar bunlar. Kalpiyon meydan okuma nişanı ile istenilen eşya için çekilişe katılıp hemen sonuç kontrol edilebilir diyor. Eşya kazanma eşya kazanmama durumunda kesin olarak kalpiyon teşvik parası elde edilirmiş. Ve son olarak Kalpion teşvik parası ile J'nin çekici gibi çeşitli ödüller elde edilebiliyormuş. Yani yine bir arenci rulet gibi bir etkinlik daha. Her gün meydan okuma yer aracılığıyla Kalpion meydan okuma nişanı alın diyor. Kalpion meydan okuma nişanı 5 tane günlük 30, 60, 90 ve 120 dakika oynayarak elde edebiliyormuşsunuz. Mini mini sol tarafındaki kalp simgesine basarak istediğiniz eşya için çekilişe katılın diyor. Kalpiyon meydan okuma nişanı ile hangi eşyaya meydan okuyacaksınız? Verin kalbi 3 hafta boyunca toplam 300 tane çekiliş oranı %1. <laughs> Geri akan karmotun kalbi 3 hafta boyunca toplam çarpı 300 tane çekiliş oranı %1'miş. Değerli kron taşı paketi çarpı 13 hafta boyunca toplam çarpı 2.100 çekiliş oranı %7. Kron taşı 2000 3 hafta boyunca toplam çarpı 2 2.100 çekiliş oranı %7. Green Göz Yaşı 3 hafta boyunca toplam çarpı 300 çekiliş oranı %2. Milli Piyango'nun sanki böyle e, sunucusu gibi hissettim kendimi. Silah Takas Kuponu 3 hafta boyunca toplam çarpı 600 çekiliş oranı %5. Level X Beceri X takas kuponu 3 hafta boyunca çarpı 600 çekiliş oranı %5. Vax'ın tavsiyesi artı 123 hafta boyunca toplam çarpı 600 çekiliş oranı %7. Hain Ruh'un kristal 3 hafta boyunca toplam çarpı 600 çekiliş oranı %5. Binek Beceri Değişim kuponu çarpı 25 3 hafta boyunca toplam çarpı 600 çekiliş oranı %5. TA yuvarı çarpı 25 3 hafta boyunca toplam çarpı 600 çekiliş oranı %5'miş. Kaliteli birleşik büyük kristali, kaliteli birleşik hum, Makalot ve Gervişlerden dağıtılacak. Çarpı 600 3 hafta boyunca çekiliş oranları %5. Jin Onurlu Kristal Seçim Kutusu 3 hafta boyunca toplam çarpı 600 çekiliş oranı %5. Zanaatkar Hafızası çarpı 200 3 hafta boyunca toplam çarpı 600 çekiliş oranı %5 olacakmış. Çekilişle elde edilebilen miktarlar 3 hafta boyunca her hafta yenilenecek. Garmut'un Kalbi toplam çarpı 300 eşittir. 1. hafta çarpı 50, ikinci hafta çarpı 100, 3. haftada çarpı 150 tane olacak şekilde toplam 300 tane Garmut'un Kalbi döneminde tükendi olarak işaretlenmeyen eşyaların kalan miktarları aktarılamaz demişler. Her eşyayı kazanıp kazanmadığınızı kanıt katıldığınız anda kontrol edebilirsiniz ve kazananlar belirlenip elde edilebilen miktar tükendiğinde tükendi ibaresiyle belirtilirmiş. Her eşya için belirlenen oran her maceracı için eşit bir şekilde uygulanır. Bir başka maceracı kazandığında kazanma oranınız artmaz veya azalmaz. Bunu geçelim sonra anlatacağım. Etkinlik sona erdiğinde kalpiyon meydan okuma nişanı aracılığıyla daha fazla çekilişe katılmazsınız ve kullanılmayan kalpiyon meydan okuma nişanı eşyaları 6 Aralık 2023 bakımı sırasında toplu olarak kalpiyon teşvik parasına dönüştürülecektir demiş. Ee, bir dakika çekilişe katılamazsınız. KP milyon nişanacıyla daha fazla çekilişe katılamazsınız ve kullanılmayan Devam edelim. kalpiyon çekiliş miktarına göz at diyor arkadaşlar. Burada oranlar vesaire her şey yazılmış. Aşağı inelim. Jin onurlu kristal burada şunu söyleyeyim sizlere. Umarım oyundaki RNG sistemi bu çekilişi yapmayacaktır. Çünkü oyundaki RNG sistemi bunu geçen canlı yayında da söylemiştik. Henüz onu listeti dışı tuttum. Yani biraz fazla eleştiri olduğunu düşündüm kendim. Ee, ama şunu söyleyebilirim oyunun içerisindeki özellikle drop arenci sisteminin bombok olmasından dolayı açıkçası kusura bakmayın. Umarım o arenci sistemi bu çekilişi yapmayacaktır. Çünkü eminim mesela 300 kalbin tek bir oyuncuya 5'inin 10'unun birden gitmesi bile mümkün. Çünkü berbat e, işleyen çok saçma bir şekilde bozuk bir şekilde işleyen bir RNG sistemi var oyunun. Hani saatlik işte nasıl söyleyeyim size yukarıdaki dropları takip edebiliyorsunuz oyun içerisinde biliyorsunuz. Mesela geçen Serendi 2 sonucunda 1 saatte 8 tane Deborah Kolye yani çehre alan oyuncuyu görüp 15 saatte hiç alamayan oyuncuları gördüğümde yani bu oyunun RNG sisteminin aslında ne kadar bombok olduğunu anlamış oldum. O yüzden bu biraz sıkıntılı büyük bir sıkıntı hatta bu. Çok e, düzeltilmesi gereken bir sıkıntı belki düzeltilemez onu da bilemiyorum zor bir şey tabii ki ve yine diğer tüm spotlarda yaşanan bu orantısız yani bir şeyin ya bir e, ortası olur bir dengesi olur. Hadi onu da geçtik. Ben hiç takı alamayayım. Başkaları işte 3-5 drop alsın. Ona da kabulüz. Ama 10-11 droplar bunlar bu sistemin artık berbat bir şekilde işlediğini gösteriyor. O yüzden yapılacak. Aynı bu kutu açılımları için de geçerli. Oyun zaten tam bir böyle şeye döndü. E, Rulet masasına oturuyormuş gibi bir hale döndü. Umarım güzel olur, eğlenirsiniz. Devam edelim. Çekilişte kazanmaz, kazanamazsanız da %100 elde edilebilecek kalpion teşvik parası ile kesin olarak takas edebileceğiniz eşyalarda var diyor. Hayret, buna şaşırdım. Çekilişte kazanamama durumunda harcanan kalpion meydan okuma nişanı sayısı kadar kalpion teşvik parası otomatik olarak elde edilirmiş. Kesin olarak oyun ilk defa bir şey veriyor. Şu kesin yazısını çok hoşuma gitti. Para J Para 10 tane paraya, J'nin çekici 50 paraya, düşlem tüyü çarpı 5, kraliyet heraltisi kökünü de çarpı 200'ü 50 kalpiyon parasını alacakmışsınız. 100 FSI 50 kalpiyon parası, yardımcı iş, işçi sözleşme kutusunu 50 paraya, eski ayı sınıfını 30 paraya, lüks yarış atı eğitim kutusunu da 2 paraya. Pardon 20 paraya alabiliyor musunuz? Bir paraya da kron taşı daimi takas diyor. Kalpiyon teşvik parası kalpiyondaki NPC Vax aracılığıyla yukarıdaki eşyayla takas edilebilir diyor. Bu etkinlik bu kadar da hemen ikinci etkinliğe geçelim. Ee, i̇kinci etkinliğimizin başlığı uzman yaşam tutkununun rotası 15 Kasım'dan 29 Kasım'a kadar geçerli bir etkinlik olacakmış. Bir yıl boyunca bereketli hasat imkanına şükran sunulan şükran günü şükran günün dolgunlaşmış tahılları hasat edin diyor. %100 çiftçilik eksp arkadaşlar. Bereket dolu çeltik tohumu ile birlikte bereketli şükran günü diyor. Yine aynı şekilde 15 Kasım'dan 29 Kasım'a kadar geçerli bir etkinlik. Meydan okuma aracılığıyla etkinlik bereket dolu çeltik tohumu ve eski ay çiti elde edebilecekmişsiniz. Burada detaylarından bahsedilmiş. Aşağı inelim. Bu etkinlikte bu kadardı. Etkindeki üç uzman yaşam tutkununun rotası aşçılık diyor. Aynısının aşçılığı bu da okumaya gerek yok. İstediğim sınıfa özgürce diye bir seçenek var. 15 Kasım'dan. 6 Aralık'a kadar geçerli karakter bağlamalar Bir Marni'ye düştü arkadaşlar. Karakter destek ile exp'le kazanın, eşya kopyalama ile ekipmanda kullanın diyor. İstediğim sınıfa özgürce kopyalama etkinliği şu üstteki yazı var ya. İstediğim sınıfa özgürce. Böyle bir şey yok. Özgürce istediğin sınıfı maalesef oynayamazsın bu oyunda. Meta karakter hangisi ise onu oynamak zorundasın. Yani burada karakter bağlama falan bunlar tırtışlar. Devam edelim. Bugün zaten buff'lar da gelmiş. Onları da açıklayacağım da o da iş işten geçti. Bir maniye kısacası karakter bağlayabiliyorsunuz arkadaşlar ama çok bunun bir önemi yok. Sadece karakteri oynayıp eğlenirsiniz. Başka bir şey yapamazsınız. Meta neyse oyun hangisini bufflamışsa PvP'de özellikle onu oynamak zorundasınız. Aşağı inelim etkinlik 5 orman yolu vagonu üretiminde meydan okuyun 15 Kasım'dan 29 Kasım'a kadar geçerli bir etkinlikmiş bu da. ''Etkinlik süresi boyunca görev aracılığıyla iki kat Merindora'nın elementi elde etti. 15 Kasım güncellemesi aracılığıyla iyileştirilen Orman Yolu Vagonu daha hızlı dönebilir, dar yerlerde bile tamamen dönebilme yeteneği varmış. Orman Yolu Vagonu ekipmanlarının dayanıklılık ve hareket gücü artmış.'' Ee, bu etkinlik süresince orman yolu vagonunu elde edebiliyorsunuz aşağı inelim eklemeler ve düzenlemelerde sınıflar karşımıza çıkıyor ve hemen hemen bütün sınıflara arkadaşlar şu anda pvs'ine yani grind'ına bir buff geldi ee, Nöf yok hepsinde buff var sayıyorum savaşçı aşağı inelim okçu sahire vahşi bunları tek tek sayamam çok fazla avcı musa maheva Valkyrie. Şu becerilere bak. Ninja Kunochi. Kunochi'ye bir tane daha var. Ninja'ya bir daha yine aynı şekilde. O biri herhalde e, animasyonlarla ilgili. Diğeri de hasar ve çarpanlarla ilgili. Cadı büyücü. Ve büyücü. Bir daha cadı. Kara Şövalye. 5 sene sonra. Çok güzel. Striker. Mystic. <laughs> Lan. Archer. Shai. Guardian. Paşaşin, Nova, Sage, Corsair, Drakania, Vulsa, Mayegu ve bu kadar. Bunların hepsine PvE'ye buff geldi. Ee, neden yaptılar? Çünkü oyunda artık oyuncu aynı benim şu anda yapmış olduğum gibi bir yerde doluyor ve patlıyor. Artık yeter diyor ama bazı şeylerin iş işten geçilmeden yapılması bence çok daha güzel olurdu. Buradan kendi oynadığınız karakterlere bakabilirsiniz. Aşağı inelim İçerikler karanlık geçit gelişen maceracılar pen derece boss ekipmanı üretim için malzeme, te malzeme temin etmek veya kara yıldız üretimi için yarı kalıntısı elde etmek gibi çeşitli gelişim hedefleriyle karanlık geçitleri yok ediyorlar. Ancak deneyimli maceracıların giderek karanlık geçit olan ilgisi azalmakta. Acaba neden? Bu nedenle bazı değişiklikler yaptık. Öncelikle bossların türlerini yarıya indirerek erişimi zor olan bossları kaldırdık. Gece yarısı muhabbetlerinde medya ve Valencia bosslarını kaldıracağımızı belirtmiştik. Ancak Ferid'in klan bossunu öldürmek için toplanan maceracılar tarafından öldürülebileceğini göz önünde bulundurarak muhafaza etmeye karar verdik. Ayrıca ekipman üretim için gereken malzemeleri temin edebileceğiniz bossları bıraktık. Yeni ganimetler arasında düşlem tüyü elde etme imkanı da bulunmaktadır. Bu nedenle maceracıların ilgisini çekeceğini umuyoruz. Bence şu sandık sunduk işlerini kaldırsalar çok daha fazla maceracı çekebilirler. Aslında bu kadar basit. Hani buna düşlem tüyü eklemek neyse. Black Desert'ın çeşitli yerlerinde meydana gelen yarık, karanlık geçitten yükselen karanlık enerjide beklenmedik değişiklikler algılanıyor diyor. Yani kısacası karanlık geçit bostlarına düşlem tüyü eklenmiş ve e, ee, büyük tüccarın yüzük parçası göz elde oyuncusuna kadar iki kat arttırıldı. Büyük tüccarın yüzük parçasını elde etme. Büyük tüccarın yüzük parçası evet elde etme oranınız iki kat arttırılmış ve göz alıcı eski el parçası da iki kat arttırılmış. Bunun için çok fazla değişiklik yok. Aşağı inelim. Buralarda da çok Ha şaiye bir pen silah geliyor. Pen artına sol. E, ee, bu da şu oluyor. Bir kara yıldız pen kara yıldız silahına eş değer bir silah kısacası. Ee, başka bir özelliği diğer özellikleri zaten üzerinde şu an resimde görmüş olduğunuz gibi yazıyor çok bir detayına kafa karıştırmaya gerek yok Şahin'in pen artına solü e, düşüktü boss ekipmanı derecesindeydi şimdi bir kara yıldız gibi oldu güzel oldu Şahin'i oynayanlar için at vagon dönüşümlerinin iyileştirilmesi diyor. dönüşlerinin iyileştirilmesi bazı yerlere takılıyor ya e, hızlı giderken at onlar düzeltilmiş devam edelim göze çarpan önemli bir şey Başka var mı? Yok. Resifler falan kaldırılmış. Takas yapan arkadaşlar için. Güzel. Çok kısaca inci dükkanına da bir bakalım. Sonra videoyu sonlandıralım. Güncellemeler. Tümü. Karpiyon Şönül şöleni de 16 Aralık'ta arkadaşlar. BS'nizi, ölen tanrınızı hazırlayın. Bol bol denersiniz. 3. dükkanında efsane paketi diye bir paket var içerisinde premium kıyafet kutusu 30 günlük değerli 30 günlük eski ay ve kamasiva 500 kron taşı 2255 inciden 1127 inciye düşürülmüş altılı premium kıyafet kutuları 3003 inciye şu anda satılıyor. Devam edelim. Zanaatkar hafızaları 150 tane 810 inciden 567 düşürülmüş. Burada başka ağırlık limitleri yeni maceracılar bakın. Ağırlık limitleri şu anda indirime girmiş. %30 indirime girmiş. Bunları alabilirsiniz. İnci ile ilk ne alınır diye soranlar oluyordu. Çadır, ağırlık limiti, envanter slotu bunlar önemlidir. Bunları ilk başta alırsınız. Şu anda da ağırlık limitleri indirime girmiş. Başka da bir şey şu an yok. Bir güncelleme videosunun daha sonuna geldik. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hepiniz hoşça kalın.